Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir John Studio Simülatör bölümüne hoş geldiniz. 6. bölümü çekiyor olmalıyız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Tekrardan videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde bazı operasyonlar yaptık. İşte beton döktük. Gene aynı şekilde radyo teleskobun olduğu alanlara beton dökmüştük. Bir siparişimiz vardı. Gece operasyonuna başladık. Şu anda gemi limanına malzemelerimiz geldi. Onları almaya gideceğiz. Vincimiz hazır. Orada bizi bekliyor. Öncelikle şurada bir malzeme açmamız lazım. Buradaki malzemeleri teslim etmiştik. Bunu bir açalım. Şöyle bir kat daha yükseltmiş olduk burayı. Kademe kademe ilerliyoruz. Aracımız hazır. Biz gidelim hemen hızlı bir şekilde. Şöyle güzel yıldızlar eşliğinde diyelim. Limanımıza gidelim. Oradan malzemelerimizi alalım. Tekrar geri vinçle buraya getireceğiz. Radyo teleskop parçaları teslim edeceğiz. Onları sipariş vermiştik. Şöyle gidip onları alıp gelelim hemen. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için önemli. Şöyle hep gündüz çekiyorduk. Bir de gece bir operasyon yapalım. Zaten bizim malzemeleri yükleyip getirene kadar büyük ihtimalle sabah olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bölümün sonuna doğru yaklaştık artık. Yani bölümün sonu derken araştırma merkezinin inşaatını tamamlamak üzereyiz. Şu an zaten %46'lık bölümü tamamlandı diye. Son 4 aşama kalmıştı. Son 4 aşamayı da tamamlarsak araştırma merkezini bitirmiş olacağız. Daha sonra da bir sonraki bölüme geçeceğiz. Hikayenin devam edeni kısmına. Şöyle sallayalım dedik, araba geldi. Yolumuza devam edelim. Şöyle ben video öncesi vincimizi getirdim, hazırladım. Şimdi aracımızı yanaştıralım. Şöyle. Ne kadar yakın olursa bizim için o kadar daha hızlı yükleme yapabiliriz. Şöyle uygundur bence. Hemen vincimize geçelim. Bunları şöyle olabildiğince en uca. Şöyle şurası uygundur. Diğer parçalarımızı da alalım. Parçalara hasar gelmemesi güzel aslında. Parçalara hasar geliyor olsaydı çok sıkıntı yaşardık. Şöyle şunu da alalım. Umarım sar hepsi. Yani sarmış. Şöyle biraz daha çekelim bunu. En başa. Zaten son bir parçamız kaldı. Bu arada sabah dolmaya başladı. Şöyle güneş doğuyor. Şöyle son parçamızı da aldık. Evet.
Bunu da yerleştirdik. Şöyle aracımızı hemen sıfırlayalım. Bu arabayla şu anlık bir işimiz yok. Ancak zaten garaj burası, satın aldığımız yer. Bu araç burada dursun. Şunu tekrar geri açalım şu şekilde. Çünkü bir siparişimiz daha olması lazım yanlış bilmiyorsam. Burası için. Şöyle şunları da sabitlemiştir zaten otomatik. Biz tekrar geri şurayı işaretleyelim. Şöyle. Tekrar geri dönelim. Bunları teslim edelim. Ama şöyle avlulara değmeden. Arkadaşlar fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Video hakkında, kanal hakkında veya daha farklı fikirleriniz varsa onları da kardeşim atma kendini. Sadece denen bir şey kalmamış ya. Şöyle sabah saat 5.30 diyelim. 6'ya 20 var. Zaten kule vincimiz görünüyor çalıştığımız bölgede. Bu bölümde de büyük ihtimalle 2 bölüm daha ilerlemiş oluruz. Sonrasında da bakacağız tabi, eğer aradaki bölümler şeyse, zaman yani vakit çok uzamamışsa video içerisinde, oraları devam ettiririz. Bu bölüm tamamlamaya çalışırız. Nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Ama bakacağız. Gene bu işlemi yaptıktan sonra bir beton dökme işlemimiz var tekrardan. Şunu bir götürüp teslim edelim. Sonra işlerden bakalım nerelere gelmişiz, ne yapmamız gerekiyor daha diye. Şöyle şuradan dönelim. Bu yollara da asfalt döksek aslında çok güzel olur sonrasında. Onu yapıyor muyuz bilmiyorum. Veya kendi otomatik mi döküyor onu da bilmiyoruz. Evet, bölgemize geldik, inşaat sahamıza. Şunu şöyle geri geri şuraya doğru yanaştırayım. En kolay ve rahat olabilecek şekilde. Şöylesi bizim için iyidir. Farlarımızı kapatalım. Kule vincimize geçelim. Şöyle şunu hemen alalım buradan. Bunu bizden yakına teslim etmemizi istiyordu. Şöyle burası uygundur. Şöyle bunu teslim edelim. Tabi daha onları açacağız bir de bu arada. Yani sadece bıraktığımız zaman işimiz bitmiyor. Bunu da buraya istiyormuş. Şöyle bunu da bırakalım. Diğer parçaları da yukarı istiyor. Bunlar neymiş? Aks yatağı. Şöyle birini yanaştıralım. Son parçamızı da yükleyelim. Şöyle aman çarpmasın. Çarpmasın dedik, götürdük, iyicene çarptık. Evet, şimdi duvarlara beton dökmemizi istiyor. Bu arada şöyle hemen bir işler kısmına gelelim.
Biliyorsunuz ki bir önceki alanı tamamlamıştık. Şu anda bodrum katındayız. Duvarlara beton dökmemizi istiyor. Malzeme teslimatı var. Bir yük boşaltma. Daha sonra bir tavan parçası betonumuz varmış. Tavanın kalıbına beton dök diyor. Asansör boşluğu var. Bu bölüm bitmiş oluyor. Daha sonrasında tekrardan gene temel dökme var. Hadi o zaman hızlandırılmış bir şekilde hemen gene şeye geçelim. Beton dökme işine. Şöyle şunu sakin bir yere alalım. Bize ayak bağı olmasın. Burada dursun. Zaten şantiyenin tamamı bizim. Böyle dörtleri de yansın. Şimdi şu alana bizden beton dökmemizi istiyor. Gene aracımızı aynı yere koyalım. Aslında bunu buradan hiç kaldırmasak daha iyi de. Ben bu beton dökme işlemini hızlandırayım arkadaşlar. Bitince tekrardan görüşelim. Değerli dostlar, beton dökme işlemini tamamladık. Şimdi bizden tekrardan bir asansör boşluğu istiyor. Şöyle bir önceki bölümlerde dilim yanmıştı. Malzeme buradaymış. Biz başka şeyler getirmiştik hatırlarsanız. Gerçi şu araları kesmiştim ama gene de prefabrik duvarların tamamı duruyor hala. Şöyle asansör boşluğunu yerleştirelim. Evet. İnşaat demiri ağ ve tavan bileşeni istiyor bizden. Şöyle bir malzeme alanına gidelim.
Evet arkadaşlar. Şu anda bir bölümü daha bitirdik galiba. Aynen. Şu anda %57'deyiz araştırma bölümünün. Ne diyor? Çakıl taşı ve zemine dağıt diyor. Şuraya çakıl taşı istiyor. Ve malzeme teslimatı istiyor. Şu alan tamamını kapattı tekrardan. Şöyle yakından bakalım. Burayı belli ki daha yükselteceğiz. Şöyle yapmış olduğumuz inşaat alanı. Şurada da ayrıyeten farklı bir şey daha var. Bu bizim getirdiğimiz parçalardan mı değilmiş. Bunları da büyük ihtimalle tek tek birleştireceğiz. Şuranın üstüne koyacağız herhalde. Şimdi ahşap palet, beton kalıp paleti ve inşaat demiri ağ istiyor. Şurada bakalım ahşap demir, şey ahşap palet yoktur. Şunu hemen satıcıdan buraya gönderttirelim. Ahşap paleti. Şunu istiyor galiba. Başka da herhangi bir şey görmüyorum. Şunu şantiye gönderelim. Şuradan bunu hemen alıp teslim edelim. Gerçi ahşap paleti diye geçiyor ama şöyle bir tekrar geri bakacağım buraya. Ahşap paleti şundan istiyor. Bir tane. Aynen. Ahşap tavan paleti değil. Onu yanlış almışız büyük ihtimalle. Neyse depoya gönderir sonra da satarız onu. Çakılı sıkıştırmamızı istiyor bizden.
şöyle bu aracı. Bu aracımızı da şöyle alalım. Şöyle toprak sıkıştırmayla büyük ihtimalle istiyordur. Bizde var mıydı toprak sıkıştırıcı? Yok. Şuradan onu da alalım hemen. Aslında 90 bin liraymış. Bunu direkt satın alalım. Direkt dursun elimizde. Ne olsa kullanıyoruz. Ki daha çok lazım olacak o bize. Bu araba da güzel bu arada. O yüzden seviyorum bunu. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz önemli. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my... Şu arayı da aldık mı buranın işi bitti. Hatta şimdiden bitti. Şöyle aracı sağdan boşaltalım. Daha sonra bizden malzemelerimizi boşaltmamızı istiyor. Gerçi biri sağmış, biri sol tarafınmış. Ben sadece buranı sanmıştım. Şunu şöyle alalım buraya. Köşeler olsun. Evet, boşaltalım malzemelerimizi. Daha sonra da bakalım inşaat aşamasında neredeyiz. Evet. Plak temele beton dök diyor. Buraya bir beton istiyor. Bir de şurayı açalım. Buraya da büyük ihtimalle beton isteyecek ama bunu nereye kuruyor onu ona bakalım. Evet, buraya da duvara beton dökmemizi istiyor. Bu iç kısmıymış. Şöyle bir işlerden bakalım durumda neyiz. Bodrum katını tamamlamışız. Şu anda temeldeyiz. Radyo teleskobu ve üst kat kalmış. Burada da sadece duvara neymiş? Duvarlara yerinde beton dök diyor. Bir de burası var. Burayı da halledelim. Bu bölümü bitirelim. Daha sonrasında da bir diğer bölümde de diğer iki kalan ikisini çekeriz. Şöyle arabayı her iki tarafa da yakın bir şekilde koyalım. Şöyle iyidir herhalde.
Öncelikli olarak buraya bir de beton dökme işlemi yapalım. Daha sonra da diğer tarafa geçeriz. Buraları ben yine hızlandırayım. Bitince tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, beton dökme işlemini başarıyla tamamladık. Biraz uzun sürdü. Yani benim için. Şöyle şantiye alanını bizden boşaltmamızı istiyor. Şuraları hemen boşaltalım. Yine aracımızı karşı tarafa koyalım. Şöyle beton pompasını da alalım. Evet. Büyük ihtimalle bir sonraki bölüme geçtik. Şöyle bir bakalım. Radyo teleskobu ve en üst kat bölümündeyiz. Şöyle kısaca bir şantiyeyi inceleyelim ve bu bölümü bitirelim arkadaşlar. Sol tarafta bize inşaat malzemelerini teslim etmemizi istiyor. Daha sonra asansör boşluğu, yükseltme sürücüsünü yerleştirir ve çelik panelleri yerleştir diyor. Evet, şu radyo teleskobunun sonuna geldik. Büyük ihtimalle burayı tamamlayacağız şu anda. Şöyle görmüş olduğunuz gibi antenleri de burada. Bunları önce şu motoru takıp daha sonra bunu ona takacağız. Onu da oraya büyük ihtimalle
Şuradaki parçalar zaten dağılmış. Onlar açılmış. Burada da bir alanımız var. Buraya ne yapacağımız konusunda bir fikrim yok ama büyük ihtimalle yine oralara beton dökeceğiz. Şurada bir teslimat alanımız var. Yavaş yavaş yükseltiyoruz. Zaten %71'ini tamamladık. Şöyle inşaat aşamasında da gördüğünüz gibi son iki aşamamız var. En sonuçunda bir şey yok zaten. Sadece bu ikisi kaldı. Bu bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.